Wow TV ekranlarında Yön Veren Kadınlar programımız kısa bir aradan sonra devam ediyor. Biz Akitanya Düşesi, İngiltere Kraliçesi Eleanor'u konuşuyoruz. Stüdyomuzda araştırmacı yazar İpek Kobaner ve araştırmacı yazar Erhan Altunay'la birlikte. Arada ben göndermiş olduğunuz maillere ve yine göndermiş olduğunuz tweetlere vesaire yorumlarınıza baktım ve hocalarımıza birkaç sorunuzu yöneltmek istiyorum. Şimdi aradan önce çok derin bir mevzuya girmiştik aslında Eleanor'un Haçlı Seferi'ne katılmasına. Buradan devam edeceğiz. Ancak gelen sorularımıza baktığımızda bazıları da zaten bu yönde. Bu arada sevgili izleyenler, ben sorularınız dolayısıyla sizi tebrik ediyorum. Hakikaten iyi bir tarih okuyucusu ve iyi bir tarih programı izleyicisi olmaktan mütevellit çıkıyordur mutlaka bu sorular. Güzel sorular gelmiş. Müsaade ederseniz sorayım hocam benim size. Benim okuyucularım da fena değil tabii. Hocam onlar bizim izleyicilerimiz. Sahiplenelim yani, efendim. Herkes sahipleniyor. Ne mutlu bize, burada bir aile olmuşuz demektir. Tarih Meclisi, ben de takip ediyorum. Güzel paylaşımları var. Kraliçe Eleanor hangi Haçlı istilalarının hangisine katılmıştı? Gerçek amacı neydi demiş. Eleanor'un gerçek amacı biraz neydi? Biraz konuştuk onu. Konuştuk. Biraz konuştuk. Evet. Ve yani, devam edeceğiz şey dedik zaten. Ya, hem kendi gitme isteği. Hem Antakya'ya ulaşmak istiyor, hem de dedesinden kaynaklı zaten onun Endülüs'teki savaşlara katıldığını bildiği için, Müslümanlarla olan savaşları gördüğü için öyle bir yaşantıyı kendisi de görmek istiyor diye biraz önce bahsettik ondan. Peki Beyzade isimli izleyicimiz Eleanor'un ordusu Nurettin Zengi ile karşılaştı mı, sonuç ne oldu demiş. Sonuç perişan oldular. Hemen yani daha kulise varmadan önce. Haçlılar perişan oldu. Haçlılar perişan Nurettin oldular. Zengi. Nurettin Zengi onları yok Nurettin etti. Zengi ile yani ilgili. Yani başlarını uçurdu. Hatta bir tane Antakya şeyinin kontunun özellikle Bernan diye bir adam var. Nefret eder ondan şey Nurettin Zengi. Çünkü ona birkaç saldırısı var ve sözünü tutmadı. Yani bir gelen bir kervandan. Ailesinden birilerini tutsak aldı, bir türlü vermedi falan. Birçok böyle onun böyle hani günün karşılıklı bir takım hani savaşta bile olsan uymanız gereken kurallar vardır ya, onlara da uymadığı için onun başını alacağına yemin etmişti. Önüne getirildiği zaman da aldı başını. Aslında Nurettin Zengi tarih sahnesinde Hulefai Raşidinden sonra adaleti ile zirvede olan isim diye nakledilir. Evet. Bir de Selahattin Eyyubi'nin tüm huyunu, karakterini Nurettin Zengi'den aldığı rivayetler arasındadır. Selahattin Eyyubi 20 dakika sonra falan Nurettin Zengi'ye döneceğiz gibi geliyor. Peki. O zaman Canan Onursal isimli izleyicimiz, Akitanyalı Eleanor soylu olduğu için doğuştan gelen sayısız hakka sahipti. Sonrasında yaptığı evlilikler bu hakları arttırdı. Akitanyalı Eleanor sırasıyla Akitanya Düşesi, Fransa Kraliçesi, İngiltere Kraliçesi ve İngiliz Kralı'nın annesi olmuştur. Aslında çok da fazla vasfı var. Bunu yine izleyicimiz soruyor değil mi? Böyle evet, anlatıyor. Evet, evet. Anlatıyor. Tebrik ediyorum. Biz de tebrik ediyoruz. Ayten Demirci diyor ki, Eleanor'un İstanbul ziyareti olduğu söylenir ancak tarih kitaplarında pek bulunmaz. Gerçekten İstanbul'a geldi mi? Buraya gelecek miyiz Erhan Hocam? Geldi. Geldi mi? Erhan Hocam'ın tam ihtisas konusu bence kendisi. Buraya çok... bir gelelim özellikle. Evet, gelelim. Çünkü bu buraya. Soru iki izleyicimiz tarafından sorulmuş. Hocam Ayten Demirci'nin güzel bir sorusu var. Diyor ki Akitanyalı Eleanor kendisini tam olarak hangi ülkeye ait hissediyordu? Değil mi? Bu kadar çok ülkeye sahip olmak. Kesinlikle bir tarafı da hangi ülkeye Fransa ait hissediyordu? Fransa ve Akitanya. Evet, asıl Fransa Akitanya. Peki. Eşiyle birlikte Haçlı seferlerine katılmasının ve Kudüs'e yürümesinin altında yatan gerçek sebep nedir? Onları birazcık hep konuştuk. Yani hani tam olarak size hani gerçek sebep şudur diyebiliyor musunuz? Gerçek sebep Antakya'ya gitmek istemesi. Ve hani oradaki yaşantıdan da bir nevi kurtulmak istemesi. Bir yandan da giderken dediğim gibi biraz önce anlattığım gibi yani kocasının müsaade etme sebebi de bu kadar güçlü birisini arkasına bırakmak istememesi. Şimdi iki soru yine hem Tarih Meclisi hem de Genel Küçükbenli tarafından sorulmuş. Benzer bir soru çünkü ikisi de. Kraliçe Eleanor hem Fransa'dan hem İngiltere'den hem de Orta Doğu'dan sürülmüştü. Ama kaba tabiriyle dönüşü muhteşem yok, olmuştu diyor. Sürülmüş, böyle bir şey sürülmedi. Yok, sürülme diye bir şey yok. Yani sürülme kendi diye bir şey yok. Oğullarının taht zamanında herhangi bir sürülme, sadece sürülme hapse yok. Gidiyor. Hapse kocasına karşı bir isyan hareketi başlattığı için bir ara 16 sene kadar hapiste kalıyor maalesef. Evet. Öyle bir şey var.
darbe. Öyle bir yaşantısı var. İrfan Yazıcı, Köln'den payitahta sevgiler demiş. İyi yayınlar diliyoruz demiş. Biz de kendisine sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Eleanor'un dindarlığı hakkında ne biliyoruz? Eleanor'un dindarlığı, biraz önce biz onu birazcık konuşur gibi yaptık. Şöyle, ben şöyle biliyorum. 16 sene bu hapis yaşantısı var ya, kocası onun yanına çok dindar birisini yolluyor. Bir kadın, yaşlı, keşiş gibi bir kadın geliyor oraya, rahibe diyelim. Onunla beraber kalıyor. Hatta kraliçe olmasına rağmen kendi yatağını, yani yatakta tek bir yatak var hapsedildiği yerde, o yatağı onunla paylaşmak durumunda kalıyor. Ve bundan zulmetmiyor kendine. Ve o kadının anlatımına göre, ki bu da yine geçmiş kayıtlara, onun ibadet ettiğini görüyor o kadın. Ama bu ileri yaştan bahsediyoruz. Yani gençlik yılları değil. Yani artık 60'larda belki, değil mi, o dönemde, o ya hapse bana girdiği dönemler. Oğlunun ölümünden sonra daha şey. Ha, sen öyle söylüyorsun. Oğlunun, benim dindar dediğim oldu. Dönem daha ama oğlunun ölümünden önceki dönem. Evet. Çünkü oğlu onu hapisten çıkartıyor. Oğlu kral olduğu anda hapisten çıkartıyor onu. Hani dindarlığı ile ilgili hani bakış açılarımız aşağı yukarı böyle. Peki Eleanor'un Haçlı Seferi'ne giderken Kudüs kimin elindeydi? İkinci Haçlı Seferi'ne giderken tam olarak Kudüs kimin hakimiyeti altındaydı? Kudüs mü? Evet. Kudüs'te şeyler var. Kudüs'te bizimkiler işte girmişti oraya. Bizimkiler. İpek hocam. Güzel söyledim değil mi? Evet, bizimkiler girmek üzereydi veya öyle söyleyeyim. Yani tam girmemişti ama artık oradalardı, nüveleniyorlardı. Yani Kudüs'ün önündelerdi. Çünkü şey, hep bizimkiler düştü. Yani. Çünkü oradakiler hep şeyle, Urfa o zaman, yani daha önce. Aslında Nurettin Zengin'in işte Kudüs sevdasıyla yanıp tutuştuğu Selahaddin Eyyubi'nin yetiştiği bir dönem değil mi? Evet. O dönemden aynen. Bahsedecek olursak. Yani sonra almak üzereler evet, orayı. Ama Richard geldiğinde alınmış, ona karşı artık çalışma. Yani. Ama Richard sonraki yıllar. Daha sonraki yıllarda işte. O daha sonraki. Üçüncü Haçlı Seferi. O daha sonraki yıllarda. O zaman tam alınmış. Ama bu ikinci Haçlı Seferi'nde oraya doğru yürürlerken Kudüs henüz şeyin elinde. Haçlıların elinde ama alma artık Nurettin Zengi şey olmuş durumda, güçlenmiş durumda ve alma yönünde çabaları hareketler, var o esnada. Yani artık zapt edebileceklerine. Evet. Şehzade Süleyman, affedersiniz, Selahaddin o sırada. O sırada ataklar. Yani yapma, alma şeyindeler, sürecindeler. Öyle söyleyeyim. Peki o zaman şimdi bu Haçlı Seferi'nden devam edelim. Eleanor eşiyle beraber gidiyor. Fakat burada Antakya'dan geri dönmek zorunda kalıyor değil mi? Şimdi oraya gelmeden İstanbul'a gelelim. Önce İstanbul'a mı geliyor? Önce İstanbul'a geliyor. Peki o zaman tamam. Bence İstanbul'a gelsin. İzleyicilerimizin de özellikle merak ettiği mevzuydu zaten evet, bu. İstanbul'da. Önce haritamız gelsin, İstanbul haritası. Arkadaşlarımız getirirler şimdi, rica edelim. Ve İstanbul'a gelip ondan sonra gidecek. İstanbul'a ne kadar kalıyor? Çok az canım. Asıl sebebi ne İstanbul'a gelmesinin? Yolları üzerinde. Yol üzerinde aynen. Olduğu için. Yol üzerinde kutsal olarak. Şimdi bütün Haçlı Seferi, birinci Haçlı Seferi de öyle. Yol üstünde. Önce İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da zaten kalıyorlar. Dördüncüsünü de İstanbul'a ele geçiriyorlar. İki amaçları var İstanbul'a gelişte. İki amaçları var. Bir, Bizans İmparatorluğu'nun gücünü arkalarına almak. İkincisi de zaten yol güzergahları. Bir de tabii İAŞ'e falan alıyorlar. İAŞ'e işte onun korumasını alıyorlar. Şimdi İstanbul böyle bir yer o zamanlar. Gerçi 6. yüzyıl demiş ama. Kartal'ın başı gibi değil mi? Şey yapmayalım. Yani İstanbul tabii bildiğimiz gibi İstanbul'un nüvesi burası. Tarihi Yarımada'nın tam olduğu ucu. Ne oluyor? İstanbul'a geldikleri zaman şimdi... İlk birinci Haçlı Seferi geldiği zaman Alexis Komnenos, Büyük Saray, onları Suriçin'e almıyor. Suriçin'e almadığı için Galata'da yerleştiriyor. O zaman Galata, Justinianopolis diye bir şehir. Justinianus'un kurduğu bir şehir. Şurada meşhur Ayayırın Kilisesi var. İşte buralar ormanlık alana çıkıyor. Buraya yerleştiriyor. Fakat ikinci Haçlı Seferi'nde Eleanor'a geldiği zaman Louis ile ikisi geliyor. Bunlar şimdi o zaman Manuel Komnenos var. Bu Komnenos Fransızlara oynamak istiyor. Konrad'la şeyle alakası yok Almanlarla. Fransızlara oynayacağım, Fransızları dost alacağım diyor.
Bir de güzel öykü var dönüşünde, belki anlatırım sonra. Ve şöyle bir şey yapıyor. Şimdi burada büyük saray var. Şurada Mangara Sarayı falan var ama Bizans imparatorlarının ava çıktığı ve çok sevdikleri ve su kaynağının yerinde olan Pigi Sarayı var. Şurada. Bu şey vardır, Zootobun Pigi. Neresi orası su kaynağının yeri dediğiniz yer? Şey, şu an bildiğimiz ismiyle. Balıklı Rum Kilisesi'nin Balıklı olduğu Rum civarda. Kilisesi, evet, evet, biraz daha ilerse. Hatta çeşme var orada, bakarsanız 2-3 tane son kalan sütunlar var. Ve onları buraya yerleştiriyor. Burası cennet gibi bir yer. Burayı çok seviyorlar zaten. Bütün Justinianus'tan beri hep geldikleri, yazlık kaldıkları saray bu civarda. Burada Silivri Kapı'dan giriyorlar içeri, ya da Pegi Kapı dediğimiz. Ve buradan girip asıl Eleanor'a geliyor. Geldiği zaman Louis ile ikisi saraya alıyor sadece bunları. Ve imparatorluğun ana aksından geçiyorlar buradan. Şimdi iki ana aksı. İmparatorluğun ilginç bir yapısı var, mimari yapısı. Bütün devlet binaları mermer kaplı falan, tunç. Hatta İstanbul'un taşı toprağı altın kelimesi o zamandan gelir. Çünkü Batılılar görüyor tunç, işte bronz kaplamaları. Parlak. Altın zannediyorlar falan. İşte sarayda sonra ağırlıyor. Sonra dördüncüsünde de yağmalıyorlar zaten. Dördüncüsünde hepsini alıp götürüyor adamlar. Ve şey, sarayda kalıyor ve Eleanor'un şöyle bir laf söylediği söylenir. Paris fare yuvası gibiymiş diye. Oo, İstanbul'u gördükten sonra İstanbul'u mı gördükten söylüyor? Sonra Paris fare yuvası gibiymiş. En az 3 hafta falan kalıyor burada, bütün mahiyeti falan. Burada burada da o Balıklı'nın olduğu, bugün kayıp olan bir tane kaynağın ölümsüzlük suyu olduğuna inanılıyor. Hatta bazı, eğer oraya gidip de ikonalara bakarsanız şeydir. Ölü gelir üstüne su serpilir, canlanır falan. İşte öyle bir önemli yerde burada kalıyor ve Eleanor'un İstanbul'u çok beğendiği, çok sevdiği söylenir. Oradan İyi ki başarısız Antakya'ya olmuşlar geçiyorlar. Demek yani ki şu ana aksan geçiyorlar. Tabii burası muhteşem ama şuralar, şu taraflar hep ahşap ev, mezbelelik. Ama ana akslar her zaman için Bizans'ın şahane, çok güzel. Ya forum alanları zaten tabii görüyor. Çok güzel. Ya açılar saldırdığında şurada yangın çıktığında şuradan denize kadar yanıyor çünkü tabii. Ahşap. Evet. Sadece ana akslar öyle mermer falan. Evet. Ya o yüzden Eleanor'un bir İstanbul macerası var. Var. Kornat'ta o Alman kralı vardı ya, 2. Haçlı Seferi'ne çıkan. Evet. Kornat geliyor, İstanbul'u görüyor. Gördüğü anda Manuel'e diyor ki burayı ben senden alacağım diyor. Öyle mi? Evet, direkt yüzüne. 7. Louis de Konrad'ı karşılaştırmamaya çalışıyor Manuel. Ay vay. Birlikte gelirlerse diyor, bunlar kendi İkisi alırlar çok diyor. Beğenip bir İstanbul'u alırlar diyor. Tabii korkuyor. İstanbul'u alırlar. Şimdi ondan sonra Konrad da diyor ki Fransızlar diyor gittiler diyor, her yeri yağmalıyorlar, dünyanın şeyini alıyorlar diyor. Konrad alelacele çıkıyor oradan. Beraber şeyi Anadolu'ya doğru. Birinci aşk öyle bir şey yani. Sırasında Alexis onları Galata'ya alıyor. Heh. Orada her yeri yağmalıyorlar işte. Galata'da ama evet. Şey Alexiat, Anna Komnenos'un evet, kitabı var Alexiat'ta. Orada zaten Alexis'in ağzından ne kadar tehlikeli olduklarını söylüyor. Evet. Yani o kitabı okuyor Manuel. Biliyor bu adamlar geldiğinde olay çıkartacak diye. Evet. Aa, ne zaman çıkartıyorlar? Tam Eleanor'un öldüğü sene 1204'te İstanbul'u alıyor. 1204'te 4. Haçlı Seferi şey, Latin istilasına evet. Uğruyor şey. Eleanor İstanbul'da 1204'te mi ölüyor? 1204, 82 yaşında ölüyor. Çok uzun yaşıyor kendilerine göre. Şeyi ama anlatayım mı? O Konrad'la geliyorlar. Anladım. Yani Konrad'la Alexius Anadolu'ya doğru inerken tabii bu sefer Manuel her şeyi şey Manuel diyorum. Kılıçarslan'dan sonra Melikşah hepsini yok ediyor. Öyle bir Türkler birleşiyorlar ki o esnada. Haçlıları artık gördüler ya Urfa'yı Kudüs'e kadar kaybedince. Bu sefer hiç küçümseme yok. Hazırlıklar tam yapılıyor. Ve onlara karşı bizimkiler biliyorsunuz atlıdır. Oklarıyla savaşırlar. Hani o atlara doğru silahlarını doğrultuyorlar, oklarını filan. Hepsini yıkıyorlar. Bunlar da tank gibi zaten. Hani şövalye oldukları için. Onları o şekilde yok ediyorlar. Fransa kralı Antalya'ya yanında Akitanya Düşesi Eleanor'la zorlukla varabiliyor. Her yerde tepeleniyor. Konrad zaten
ordusunun tamamını kaybediyor. Kendisi hastalanıyor. Hastalanıyor ve nereye gidiyor? Manuel'in yanına gidiyor. Bizans İmparatoru'nun. O bakıyor ona. Halbuki ha, onu tehdit senden etmişti. Alacağım diyordu. Ha, tehdit etmişti.